anahtar karelerle çalışma. Bir özelliği canlandırmak zaman içinde değeri değiştirmekle sağlanır. Premiere Pro'da efekt özelliklerine anahtar kareler atanarak canlandırma yani animasyon yapmak mümkündür. Bir anahtar kare konum, opaklık veya ses düzeyi gibi bir değeri belirttiğiniz noktayı işaret eder. Bir özellikte örneğin konum, değişiklik oluşturmak için en az 2 anahtar kareye ihtiyaç vardır. 2 anahtar kare belirlendikten sonra Premiere Pro'da anahtar kareler arasında interpolasyon denilen değerlerde kademeli bir değişiklik yaratır. Yeni belirlemiş olduğunuz 2 anahtar kare arasındaki kareleri program otomatikman tamamlar. Anahtar kareler üzerinde çalışmak için efekt denetimleri panelini ya da zaman çizelgesini kullanabilirsiniz. Anahtar kare ekleme, seçme ve silme. Geçerli zamana bir anahtar kare eklemek için efekt kontrolleri panelindeki animasyon geçişi butonunu yani kronometre butonunu kullanın. Butona bir kez basıp aktif hale getirebilir ve bir kez daha basıp devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer butonu devre dışı bırakırsanız eklemiş olduğunuz tüm anahtar kareler silinecektir. Bir animasyon oluşturmak için animasyon uygulayacağınız özelliğin başındaki kronometre butonuna bir kez tıklayıp aktifleştirin. Örnek olarak pozisyon özelliğini canlandıracağız. İmleci başka bir zamana hareket ettirip anahtar kare düğmesine basın. Zaman çizelgesine ikinci bir anahtar karenin de eklendiğini görürsünüz. Şimdi bu son eklenen anahtar kare seçili durumdayken özellik değerini değiştirin. Yani imleç bu konumdayken grafiğin sağa doğru kaymasını istiyoruz. İstediğiniz değeri verdikten sonra çalışmayı yürütün. Gördüğünüz gibi grafiğe bir sağa hareket etme animasyonu verildi. Kronometre düğmesi aktif iken imleç herhangi bir zamandaysa özellik değerlerini değiştirirseniz bu değişiklikler bir anahtar kare olarak eklenecektir. Bir anahtar kare eklemek için imleci bir zamana götürün ve değerleri değiştirin. Burada bir değişiklik uyguladığınızı gösteren anahtar karenin eklendiğini görebilirsiniz. Anahtar karelerle çalışmayı zaman çizelgesinde de görebilmek için şu adımları izleyin. Parça yüksekliğini artırın. Sağ tıklayıp Show Clip Keyframes Motion Position seçeneğini seçin. Bu şekilde eklenen anahtar kareleri zaman çizelgesinde görebilirsiniz. Bir anahtar karenin değerini tekrar değiştirmek için anahtar kareyi seçin. Yürütme kafasının tam olarak anahtar karenin üzerine gelebilmesini sağlamak için Shift tuşunu basılı tutun. Ve sonra da pozisyon değerini değiştirin. Birden fazla anahtar kareyi seçmek için farenin sol tuşunu basılı tutup sürükleyin. Bir anahtar kareyi veya anahtar kareleri silmek için seçin, sonra da sağ tıklayıp Clear komutunu seçin. Ya da klavyeden Delete tuşuna basın. Bir anahtar kareyi veya anahtar kareleri kopyalamak için anahtar kareleri seçin ve sonra da sağ tıklayıp Kopyala veya klavyeden Ctrl ve C tuşu kombinasyonunu kullanın. Anahtar kareleri yapıştırmak için ise yürütme kafasına uygun bir yere götürün. Sonra da sağ tıklayıp yapıştır veya klavyeden Ctrl ve V tuşu kombinasyonunu kullanın. Anahtar kareleri tek seferde silmek için kronometre düğmesini devre dışı bırakabilirsiniz. Böylece ilgili tüm anahtar kareler silinecektir. Anahtar kareleri başka bir konuma taşımak için tıklayın ve basılı tutup sağa ya da sola sürükleyin. İki anahtar kare birbirine ne kadar yakınsa animasyon da o kadar kısa sürede tamamlanır. Anahtar kareler birbirinden daha uzaksa animasyon da o kadar uzun sürede tamamlanır. Anahtar karelerle ilgili girişleri değiştirmek için anahtar kareye sağ tıklayıp çalışmanıza uygun bir tip seçebilirsiniz. Dikkat ederseniz seçtiğiniz tipe göre anahtar kare simgesi de değişiyor. Position başındaki üçgene tıklayıp anahtar karelerle ilgili gelişmiş denetimlerde ulaşabilirsiniz. Buradaki tutamaçları tutup eğrinin uzunluğunu, keskinliğini değiştirerek animasyonun hareketlerini daha keskin ya da daha yumuşak yapabilir veya konumu değiştirebilirsiniz. Benzer şeyleri zaman çizelgesinde de yapabilirsiniz. Bir grafiğe veya katmana animasyon uygulamak için position, boyut, saydamlık,
döndürme gibi özelliklere anahtar kareler eklenerek ve değerleri değiştirilerek anlamlandırılır. Zaman çizelgesinde seçili parçanın başka bir özelliğine, örneğin opacity yani opaklık özelliğini canlandırmak için sağ tıklayıp Show Clip Keyframes Opacity seçeneğini seçin. Özelliğin eklendiği zaman çizelgesindeki parçada beyaz bir çizgi olarak görebilirsiniz. Dilerseniz kalem aracını kullanarak da anahtar kareler ekleyebilirsiniz. Fakat biz seçim aracıyla devam edelim. Seçim aracı seçili iken çizginin üzerine gelip kontrol tuşunu basılı tutup farenin sol tuşuna tıklarsanız anahtar kare eklenecektir. Birkaç anahtar kare ekleyin. Anahtar karenin değerini değiştirmek için anahtar kareyi seçin. Farenin sol tuşunu basılı tutup anahtar kareyi serbest bir şekilde aşağı yukarı sağa sola hareket ettirebilirsiniz. Bir anahtar kareyi düzgün bir şekilde aşağı yukarı hareket ettirmek için anahtar kareyi seçin, klavyeden alt tuşunu basılı tutun ve anahtar karenin üzerine gelip farenin sol tuşunu basılı tutup aşağı yukarı hareket ettirin. Bir anahtar kareyi belirli açılarla düzgün bir şekilde hareket ettirmek için Shift tuşunu basılı tutup seçili anahtar karenin üzerine gelip farenin sol tuşunu basılı tutup aşağı yukarı veya sağa sola hareket ettirin. Bu şekilde hareket ettirdiğinizde anahtar karenin belli bir açıda düzgünlüğünü koruyarak hareket ettirildiğini görebilirsiniz. Bir anahtar karenin tipini, örneğin doğrusaldan Easy In yapmak. Değiştirmek için kontrol tuşunu basılı tutarken imleci anahtar karenin üzerine getirip farenin sol tuşuyla anahtar karenin üzerine tıklayın. Bir tutamacın eklendiğini görebilirsiniz. Bu tutamacı tutarak sağa sola ya da aşağı yukarı hareket ettirerek isteğinize göre bir anahtar kare tipi belirlemiş olursunuz. Daha fazla kontrol için Shift, Alt ve Kontrol tuş kombinasyonlarını kullanabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.